Herkese selamlar. Gezegen VPN YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu NordVPN nasıl kullanılır? Bildiğiniz gibi NordVPN ExpressVPN ile beraber en popüler VPN'lerden birisi. Fakat oldukça basit arayüzüne rağmen hala birçok kişi NordVPN nasıl kullanılır bilmiyor. Bu yüzden bu videoda hızlıca istediğiniz sunucuya kolayca bağlanabilmeniz ve bağlantınızı birkaç saniyede şifreleyebilmeniz için bazı kullanım detaylarını anlatacağız. Lafı daha da fazla uzatmadan NordVPN nasıl kullanılır bakalım. Ekranda görmüş olduğunuz NordVPN'in Windows uygulaması fakat NordVPN'in ek olarak iOS, Android, MacOS, Linux, akıllı televizyonlar ve hatta internet yönlendiriciler için bile uygulamaları var. Biz bu videoda NordVPN Windows'ta nasıl kullanılır gösteriyor olsak da diğer cihazlardaki kullanım şekilleri de hemen hemen aynı. Yani o konuda bir şüpheniz olmasın. Şimdi ilk sorumuz NordVPN'in sahip olduğu sunuculardan herhangi birine nasıl bağlanırım? Bunu yapmanın iki yolu var. İlk yolumuz bulunduğunuz konuma göre en yakın ve en hızlı sunucuya bağlanmanızı sağlayan Quick Connect yani hızlı bağlantı seçeneği. O halde bu seçeneği bir deneyelim. Sadece bir kere üstüne tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi NordVPN anında bağlantıyı kuruyor. Bağlantıyı kesmek için de buraya tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi NordVPN bağlantımızı kesiyor ve kesti bile. Şimdi ikinci yol deneyelim. Belirli bir sunucuya nasıl bağlanır? Misal bu haritadaki konumlardan herhangi birine tıklayabilir veya belki de sadece soldaki sunucu listesini kullanabilirsiniz. Biz önce sunucu listesini kullanalım ve Almanya'ya bağlanmayı deneyelim. Almanya'nın üzerine tıklıyoruz ve NordVPN otomatik olarak bağlantımızı kuruyor. Yine aynı şekilde bağlantıyı koparmak için de buraya tıklamamız lazım. Şimdi dünya haritasını kullanarak bir sunucuya bağlanmayı deneyelim. Misal Portekiz'deki bir sunucuya bağlanmaya çalışalım. Bunu yapmak için de sadece Portekiz'e tıklıyoruz ve yine gördüğünüz gibi bağlantımız kuruluyor. Eğer torrent indirmek için bir sunucu kullanmak istiyorsanız, NordVPN'in P2P sunucularını kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için de sadece buraya tıklayın ve NordVPN otomatik olarak var olan en hızlı P2P uyumlu sunucuyla bağlantınızı kuracak. Bir kez daha bağlantımızı keselim ve şimdi de NordVPN'in diğer özelliklerinin nasıl kullanılacağını görelim. Bunun için buradaki dişli simgesine tıklıyoruz ve ayarlar kısmına erişiyoruz. Bu sekme altında genel ayarları bulabilirsiniz. Otomatik bağlantı sekmesinin altında ise bazı işe yarar ayarlarımız var. Mesela buradan VPN protokolünü ve sunucuyu otomatik olarak seçmeyi işaretleyebilirsiniz. Ya da isterseniz kendi isteğinize göre NordLynx ya da OpenVPN protokolleri arasında keyfinizce geçiş yapabilirsiniz. Kill sekmesinde ise otomatik bağlantı kesici ayarını görüyoruz. Bu da şu demek oluyor. Siz VPN'e bağlıyken olur da internet bağlantınız kesilirse NordVPN otomatik olarak sizin internet bağlantınızı tamamen durduruyor. Etkinleştirmek için de buraya tıklamanız ve sonrasında evet demeniz lazım. Tekrar kapamak isterseniz de bir kez daha buraya tıklamanız tabii ki yeterli. Diğer sevdiğimiz bir özellik ise burada görebileceğiniz yani bunu açarak uygulama düzeyinde hangi uygulamaların VPN tüneli kullanabileceğini ya da kullanamayacağını siz kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Advanced yani gelişmiş sekmesine bir bakalım. Burada da obfuscated servers yani karartılmış sunucular öne çıkıyor. Bu sunucuların asıl işlevi sansürü aşmak ve yasaklı sitelere giriş yapmanızı kolaylaştırmak. Ve gördüğünüz gibi bunlar sadece OpenVPN ile kullanılabiliyorlar. Bugün temel olarak NordVPN nasıl kullanılır sorusunun cevabını vermiş olduk. Gördüğünüz gibi oldukça basit ve bir sunucuya bağlanmak sadece birkaç saniyenizi alıyor. Videomuzu tamamlamadan önce NordVPN'in ücretsiz VPN olmadığını da belirtmemiz lazım. Çünkü bu premium sınıf bir VPN ve ücretsiz bir seçenek sunmadığı için kullanabilmek için de belli bir miktar para ödemeniz lazım. NordVPN piyasadaki en iyi VPN uygulamalarından biri olduğu için bu çok da şaşırılacak bir şey değil aslında. Ve görebileceğiniz gibi aslında bu kaliteye göre fiyatlar da o kadar pahalı değil. Hatta aşağıda açıklama kısmında paylaştığımız fırsat linkini kullanarak 6 cihazla eş zamanlı bağlantıya izin veren ve 5400'den fazla sunucuya bağlanmanızı sağlayan NordVPN'e %60 indirimle ulaşabilirsiniz. NordVPN'i piyasadaki herhangi bir ücretsiz VPN uygulaması ile karşılaştırmamıza bile gerek yok. Çünkü sınırsız band genişliği sunuyor, coğrafi kısıtlamaları aşma konusunda aşırı başarılı, P2P dostu sunuculara sahip ve hatta Çin gibi ülkelerde bile sansürü aşma ve yasaklı sitelere giriş yapma konusunda mükemmel bir seçenek ki Türkiye'de de aynı şekilde. 2 yıllık plan için %60 indirim sunan özel fırsat linki için aşağıda açıklama kısmında paylaştığımız linki kullanabilirsiniz. Veya beğenmezsem diye bir endişeniz varsa NordVPN'in para iade garantisi sayesinde ilk 30 gün içinde tek kuruş kaybınız olmadan paranızı iade alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi NordVPN nasıl kullanılır sorusunun cevabı mükemmel arayüze sahip uygulamasıyla beraber oldukça basit. O halde umarız ki videomuz işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü bunun gibi faydalı videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve güvenli kalın